Gençler, merhabalar. Ben SML Hoca'nız. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlar. Bir şeyi 40 defa söylersen olur serimizin bugün logaritma kısmındayız. 40 tane birbirinden özenle seçilmiş sevgili gençler. Logaritma sorusunu bugün bu videoda tertemiz çözeceğiz. Karşına çıkabilecek tüm logaritma sorularını beraber çözeceğiz. Beraber bu işi bugün halledeceğiz arkadaşlar. Ee, 40. soruyu da çözdükten sonra eğer tüm soruları anladıysan artık logaritmayı tam teşekkürlü biçimde ee, tam donanımlı biçimde sevgili gençler Halletmiş olacaksın, görmüş olacaksın, tekrar etmiş olacaksın Bu 40 sorudan sonra eğer logaritmada hala anlamadığın yerler varsa Hafif ufak tefek sadece o sorularla alakalı birkaç tane daha soru çözmen senin için yeterli olacaktır Şimdi biz ilk sorumuzla başlayalım ama ilk soruyla başlamadan önce Kanala hala abone değilsen, abone olursan ve bu videoyu da beğenirsen beni çok mutlu etmiş olursun İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar Şimdi Şöyle bakalım. Logaritma 3, logaritma 9 ve logaritma 27. <laughs> Bunların çarpımının küp kökü eşittir logaritma 3 üzeri x eşitliğini sağlayan x değeri için logaritma 6 tabanında x küp kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle <laughs> ben şurada logaritma 3'ümün olduğunu görüyorum. Şu logaritma 9 denilen, denilen kısım logaritma 3'ün karesidir. Bu da logaritma 3'ün küpüdür. Biliyorsunuz ki buradaki 3 ve buradaki 2 logaritmaların başına yazılabilir. Şu şekilde ve ben bunları artık buradan silebilirim. Ve sevgili gençler bakın burada ne var? 2 çarpı 3 var. Doğru mu? Artık o 2 çarpı 3'ü de ben şöyle 6 diye yazarım. Logaritma 3 çarpı logaritma 3 çarpı logaritma 3 gelecektir. Ve sevgili gençler burada da ne var? Şu şekilde küp kök var. Ve bu da neye eşit? Logaritma 3 üzeri x'e eşit olacak. Pekala. Bakın log 3, log 3, log 3. Bunların çarpımı logaritma 3'ün küpüdür. O halde bu küple şuradaki küp gider. Ve sevgili gençler şuradaki 6 da dışarı küp kök 6 olarak çıkar. Burası da logaritma 3 diye çıkacaktır. Ve bu da logaritma 3 üzeri x'e eşittir. Ben burada x'i bulmayı hedefliyorum. Şuradaki küp kök 6 sayımızın sen bir reel sayı olduğunu biliyorsun. Madem ki az önce yaptık 3'ü burada aldık 2'yi burada aldık 3'ü burada aldık başa fırlattık o zaman bunu da alıp 3'ün kafasına fırlatabilirsin. Logaritma 3 üzeri küp kök 6 eşittir logaritma 3 üzeri x'e eşitse doğal olarak küp kök 6 da x'e eşittir. Şimdi biz x'in ne olması gerektiğini bulduk ve artık bizden şu isteniyor logaritma 6 tabanında şuradaki ifadenin yani x'in küpü. E bunun küpü kaç yapar? Küp kök altının küpü 6 yapar. Peki logaritma 6 tabanında 6 sorulmuş aslında bize. O halde cevabımız nedir? Tabii ki 1'dir. Logaritmanın içi ile tabanı birbirine eşitse cevap 1 olmak zorundaydı. Böylelikle ilk sorumuzu kazasız belasız halletmiş olduk. Geçtik ikinci sorumuza. Şimdi ikinci soruda 2 çarpı 3 tane logarit 3 üzeri logaritma x 3 çarpı x üzeri logaritma 3 eşittir. 405 olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle burada şunu yapmam e, isteniyor aslında soruda benden. 2 çarpı 3 üzeri logaritma x'i ben yazdım. Daha sonrasında artı diyorum. Bakınız buradaki 3 ile buradaki x yer değiştirebilir. Bunu biliyorsunuz. Şu 3 ile şu x yer değiştirebilir. Yer değiştirirlerse 3 çarpı 3 üzeri logaritma x gelecektir. Ve bu da... 405'in ta kendisiymiş. Şimdi buradaki 3 üzeri logaritma x ve 3 üzeri logaritma x bunları paranteze de alabilirsiniz. Sucunmayı de kurabilirsiniz. 2 tane 3 üzeri log x de 3 tane 3 üzeri log x'in toplamı 5 tane 3 üzeri logaritma x yapacaktır dersiniz. Bu da 405'in ta kendisiymiş. Şimdi siz şuradaki 5 ile şuradaki 405'i sadeleştirirseniz her iki tarafı 5'e böldünüz ve burada 81'i yakaladınız. 3 üzeri logaritma x ise 81'e yani 3 üzeri 4'e eşitse demek ki şunlar birbirine eşit logaritma x eşittir 4 olacak. Peki bunun tabanı neydi 10 ve sen burada artık şunu biliyorsun 10 üzeri 4 logaritmanın içine eşit olacak yani x eşittir 10 üzeri 4 olacak diyebilirsiniz sevgili gençler zaten bizden x istenmişti. O halde cevabımız denizlidir diyebiliriz. Geçtim 3. soruma. Logaritma 2 x iken logaritma 3 de y iken logaritma 5 tabanında 18 ifadesinin eşiti hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bunların tabanı ne arkadaşlar? 10. Bunu öncelikle görmek lazım. Bana 2 ve 3'ten 18 elde edin ama bunların çarpımı biçiminde olsun dersem şunu yapabilirsiniz. 2 çarpı 3 çarpı 3 bir de bana 5 elde edin dersem 2 ve 3'ten. Şimdi 2 ve 3'ten 5 elde edemeyiz çarpımları şeklinde ama şunu yapabiliriz. 10 bölü 2 diyebilirim sevgili gençler. Şimdi madem öyle bakın şu, şu hareketi yaptınız ya bunu logaritmaya çevireceğiz. Yani logaritma 2 ve logaritma 3'ü kullanacağız. Bakın logaritma 2 logaritmalar toplanırken içleri çarpılıyordu biliyorsunuz. O halde logaritma 2 artı logaritma 3 artı Logaritma 3 dersem eğer logaritma 2 çarpı 3 çarpı 3'ten logaritma 18 elde edilir. Bölü dedim. Daha sonrasında da şurası bölündüğü için demek ki logaritmalar çıkarılıyormuş diyeceğiz. Burada da logaritma 10'dan ben logaritma 2'yi çıkaracağım. Şimdi logaritma 2 dediğimiz x'ti. Şunlar da y idi. E Logon kaçtı? 1. Log 2 kaç? x. Logon tabanı ve içi 10 olduğu için 1 oldu arkadaşlar. Üst taraf x artı 2'ye gelmiş oldu. Alt tarafta 1 eksi x gelmiş oldu. Ve cevabım böylelikle x artı 2'ye bölü 1 eksi x yani cevap Ceyhan'dır diyebiliriz sevgili dostlarım. Geçtim dördüncü soruma. Logaritma x tabanında 2, logaritma x tabanında 4, logaritma x tabanında 8, logaritma x tabanında 16 ve logaritma x tabanında 32'nin toplamı 30 sa. Bunu sağlayan x kaçtır diye sorulmuş. Basit bir şekilde. Bakın şurası 2'nin karesi. Burası 2'nin küpü. Burası 2'nin 4. kuvveti ve burası da 2'nin 5. kuvveti olarak yazılabilir. Böylelikle şu 2'yi başa attım. Şu 3'ü başa attım. Bu 4'ü başa attım. Bu 5'i de başa atarsak. Burada da bir tane logaritma x tabanında var. Bakın buradakilerin hepsi logaritma x tabanında 2 olmuş oldu sevgili gençler. Şuralar. Madem öyle toplamda kaç tane logaritma x tabanında 2 var? 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 tane. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamda biliyorsunuz ki 15'ti. 15 çarpı logaritma x tabanında 2 eşittir kaçmış? 30. Madem öyle her iki tarafı sevgili gençler hop hop 15'e bölersek 2 gelir. Ve artık elimizde şu eşitlik var. Logaritma x tabanında 2 eşittir 2 eşitliği var. Ben burada ne yapacağım? x'in ikinci kuvveti eğer 2'ye eşitse yani x kare eğer 2 ise X burada ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir demem gerekiyor. Fakat kök 2 olacak cevabım. Neden? E, hocam eksi kök 2 yok çünkü şıklarda diyemezsin. Şundan kaynaklı sebebimiz şu olmalı. Arkadaşlar logaritmanın tabanındaki sayı negatif olamaz. 1 de olamaz, negatif de olamaz, 0 da olamaz. Demek ki cevabımız kök 2'ymiş diyeceğiz. Yani 0'dan büyük ve 1'den farklı olması gerekiyor logaritmanın tabanını. Bunu da unutmayın. 5. sorumuz. E üzeri 2x eksi 6 çarpı E üzeri x artı 8 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada değişken değiştirmeniz gerekiyor aslında ama bunu şu şekilde de görüp yapabilirsiniz siz. Şöyle biraz yukarı kaydırayım. Bakın ben burayı E üzeri x ve E üzeri x'in çarpımı olduğunu biliyorum. Şu kısmında sevgili gençler eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı olduğunu görebiliyorum. Çarpımları 8 ve bunların toplamı da eksi 6'yı veriyor. O halde demek ki benim çarpanlarım e üzeri x eksi 2 çarpı e üzeri x eksi 4'müş. Eşittir 0 dersek. Ya burası 0 olacak ya da burası 0 olacak. Burayı 0 yapan e üzeri x 2'dir. Burayı 0 yapan e üzeri x de 4'tür. Şimdi e üzeri x 2 ise ve e üzeri x 4 ise acaba x kaçtır diye sormamız gerekiyor. e üzeri x sevgili gençler 2 ise her iki tarafın elerini de alabilirsiniz. Ya da e, siz artık şunu biliyorsunuz logaritma e tabanında 2 eşittir x de diyebiliyorsunuz ki bu logaritma e tabanında 2'yi de biz ln 2 diye yazıyoruz biliyorsunuz. O zaman e üzeri x de 4 ise o halde x kaçtır sevgili gençler? ln 4'tür de diyebiliyorsunuz. Yani bir ln 2 bir de ln 4 bizim sağlayan e, elemanlarımız. O halde bu elemanları bir kümenin içerisine yerleştirirsek bu da bizim çözüm kümemiz olacaktır. Beşinci sorumuzun cevabı da böylelikle denizli seçeneği olmuş oldu. Geçtim 6'ya. N birden büyük ve n pozitif doğal sayı olmak üzere logaritma n faktöriyel tabanında 2 artı logaritma n faktöriyel tabanında 3 artı nokta 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 bu şekilde gitmiş logaritma n faktöriyel tabanında n. Eh, bunun sonucu nedir? Arkadaşlar <laughs> bütün logaritma tabanlarımız n faktöriyel ve bu n faktüryel tabanındaki logaritmaların her her biri de toplanmış. O halde bizim içleri çarpmamız gerekiyor. Yani logaritma n faktüryel tabanında 2'den kaça kadar n'e kadar olan sayıların çarpımı diyeceğiz. Bu da sevgili gençler logaritma n faktüryel tabanında n'den 2'ye kadar birer birer azalarak devam eden sayıların çarpımı n faktüryeldir. Hocam 1 yok. 1 zaten çarpmanın etkisiz elemanı eşittir. Bu da nedir? Tabanı ve içi aynı olduğu için 1'dir. O halde cevabımız da denizlidir. Deriz sevgili gençler. Basit bir soruydu bizim için. Geçtim 7'ye. ABC sayıları vermiş ve bunları doğru bir şekilde sırala demiş. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız. Kafi çünkü şıklarda hiç büyüktür gibi bir işaret yok. Şimdi öncelikle iki tabanında 512 diyor. Bu 512 dediğimiz sayı 2'nin 9. kuvveti biliyorsun. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 9'da 9'un ta kendisidir. Şurası. Neden öyle oldu? Çünkü şundan kaynaklı bakın. Bu 9'u başa atarsanız 9 çarpı logaritma 2 tabanında 2 yapacaktır. E burası da 1 ise cevap 9'dur. Peki logaritma 3 tabanında 9 yani 9 3'ün hangi kuvveti? İkinci kuvveti. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 2. Şuraya geçtim. 3 tabanında 81. 81 3'ün 4. kuvveti olduğu için burası 4'tür. 4 de 2'nin ikinci kuvveti olduğu için bu da 2'dir diyebiliriz. 3 üzeri 243. Şimdi 243 3'ün sevgili gençler 5. kuvveti logaritma 5 tabanında 5 1'in ta kendisidir. Demek ki arkadaşlar C küçüktür A o da eşittir B diyebiliriz. Çünkü A ile B 2 idi C de 1'di. O halde cevabımız hangi şıkta verilmiş? Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyorum 8'e. Elen eksi e artı 3 üzeri x eşittir 1 olduğuna göre x hangisine eşittir? Elenin sonucunun 1 çıkabilmesi için içinin neye eşit olması lazım? E'ye. Yani elen E eşittir 1'di sonuç olarak. Madem öyle eksi E artı 3 üzeri x'in neye eşit olması gerekiyor dedik E'ye. O halde 2E eşittir 3 üzeri x'tir. Ve buradan logaritma 3 tabanında 2E eşittir x yazabiliriz. Logaritmaya çevirebilirim ben bunu. İşte x sevgili gençler logaritma 3 tabanında 2'ye eşittir dersek böylelikle cevabı da bulmuş oluruz. Şimdi logaritma konusuyla alakalı olarak <laughs> o sırada sayfamı da uzaklaştırayım şöyle bir bakalım sayfamızı uzakta. Ee, şimdi logaritma konusuyla alakalı ben hep e, öğrencilerime şunu söylüyorum. Arkadaşlar bu konu aslına bakarsanız matematik için posta kastesinin bulmaca eki. Yani neden? çünkü arkadaşlar sadece belli başlı birkaç kural var. Hep bu kuralla birbirini yerine yazarak, onu oradan yer değiştirerek, tabanlarını değiştirerek, istediğimiz gibi hareket ederek. Yani logaritmanın içini de değiştirebiliyorsun, tabanını da değiştirebiliyorsun, her haltı yapabiliyorsun. Dolayısıyla sevgili gençler bizim için en enfes bir konu. Çünkü işlem hatası yapmadığın sürece hangi kuralı uygularsan uygular mutlaka sonucu doğru bulabileceğin bir konu. Dolayısıyla sevdiğimiz konulardan bir tanesi, basit olarak nitelendirdiğimiz konulardan bir tanesi. Zor soruları yok mu? Var ama ÖSYM'nin son 5-6 senedir çıkan logaritma sorularına da baktığınız zaman kendinizi çok kasmamanız gerektiğini de anlayabileceğinizi umuyorum. 9. sorumuz. fx eşittir logaritma x'miş. Yani bizim fonksiyonumuz x'leri alıyor, bunun onluk tabanındaki logaritmasına götürüyor. fx kare eksi f1 bölü x kare farkının fx cinsinden eşit nedir? Şimdi fx kare dediğimiz şey aslına bakarsanız x gördüğümüz yere x kare yazmaktır. Yani logaritma x karedir sevgili gençler. Eksi f1 bölü x kare de o halde logaritma 1 bölü x karenin ta kendisidir. Şimdi burada şu hareketi yapmalıyız. Bakın burada logaritma x karemiz mevcut. Eksi burada da logaritma x karenin eksi birinci kuvveti mevcut. Ben şimdi şu eksi biri alıp şuraya eksinin yanına gönderirsem logaritmanın kafasına... Burası ne olur? Logaritma x kare artı olur. Logaritma eksi birinci kuvvet dediğimiz için x kare olur sevgili gençler. İkisini de toplarsak aslında içlerini çarpıyoruz demektir. Bu da sevgili gençler logaritma x üzeri 4'e eşittir. İçlerini çarptık. Bu neye eşit? Bu da 4 çarpı logaritma x'e eşit değil mi sevgili gençler? Peki Buradaki logaritma x aslına bakarsanız bizim f fonksiyonumuz değil miydi? Evet hocam. O halde ben bunu 4 çarpı fx biçiminde yazarım ve sorumu bitiririm. Yani cevap denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlarım. Geçtim 10. soruma. E üzeri 1 artı 2 çarpı ln kök 2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Öncelikle üssü sayılardan bildiğimiz bir özelliği burada uygulamamız gerekiyor. Bu nedir? e üzeri 1 artı e üzeri 2 elen kök 2 daha sonrasında bir logaritma özelliğini kullanalım şuradaki 2 çarpı elen kök 2 diyoruz ya ben bu 2'yi buradan kaldırırım kök 2'nin kafasına atarım yani buradan aldım buraya koydum peki artık elimizdeki eşitlik ne e artı e üzeri elen kök 2'nin karesi de 2'dir biliyorsunuz daha sonrasında da şuradaki 2 ile e, buradaki e'nin sevgili gençler yer değiştirebildiğini de biliyoruz o halde e artı 2 üzeri ln e mi olur burası? Peki ln e kaçtı? Tabii ki 1'di. Demek ki ben 2'nin üzerine 1 yazmış. Bu da neye eşittir? e artı 2 üzeri 1. 2'dir. O halde cevabımız da e artı 2'dir diyebiliriz. Evet ilk 20 sorumuz, ilk 19 sorumuz falan bu şekilde genel kuralları hatırlatıcı ve uygulamaya yönelik ama her zaman biliyorsunuz bu 40 soru serisinde 19. 20. sorudan sonra daha güzel, daha şık sorular karşılıyor. Bizi biraz daha uğraştırıcı ve biraz daha geliştiren sorular karşılıyor. Haberiniz olsun. Logaritma 2 tabanında A ile üç tabanında toplamı, tabanında 3 tabanında B'nin toplamı. 2 tabanında B eksi 3 tabanında A'nın farkına eşit. Bu eşitliği sağlayan A ve B sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş bize. Öncelikle ben burayı biraz kısaltmaya çalışacağım bu kısaltma işlemi nasıl olur, nasıl biter bilmiyoruz ama bir bakalım. Şimdi sevgili gençler burası 2 tabanında ben şunu bu tarafa atacağım. Burası da 3 tabanında bunu da bu tarafa atacağım. Hatta bakalım şöyle yapsak daha da mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şunu şu tarafa atalım bunu bu tarafa atalım sevgili gençler. Böylelikle elimizde şöyle bir eşitlik olacaktır. Bakın logaritma 3 tabanında b artı logaritma 3 tabanında a eşittir. Bunu da karşıya atacağım logaritma 2 tabanında b eksi logaritma 2 tabanında a gibi bir eşitliğimiz meydana geldi. Daha sonrasında da bakın burada tabanı 3 burada 3 burada 2 burada 2 burada toplanmış burada fark alınmış. E, toplanıyorsa içlerin çarpılması gerektiğini biliyoruz. O halde logaritma 3 tabanında ab eşittir. Logaritma 2 tabanında bölünüyorsa da çıkarılıyorsa da bölünmesi gerektiğini biliyoruz. B bölü A olmuş oldu. Şimdi elimizde böyle bir eşitlik var. Ve sevgili gençler artık biz burada ne yapmamız gerekiyor? Ee, şıklara bir bakmamız gerekiyor. Çünkü A'ları B'leri yeterince düzenlediğimizi düşünüyorum. Şimdi A1 ise B'de 1'dir demiş. A1 ve B1 olursa sevgili gençler burası ne olur? 1 olur ve logaritma 3 tabanında 1 sıfırdır. B1 A'da 1 ise ikisi yine bölümleri 1 olur. Burası 1 ise burası ne olur? 0'a eşit olur. Yani 0 eşittir. 0 eşitliği bize geliyor. Adana seçeneği sevgili gençler bizim için doğru seçenek. Ama acaba çeldiricisi var mı? Diğer şıklara da bakmak lazım. Yani burada hiçbir çeldirici yok. Cevabın Adana olduğunu direkt bunu bulduktan sonra işaretleyebilirsiniz. Fakat biz yine de diğerlerine de bir bakalım. A-1 ise B'de eksi 1'dir denilmiş. Şimdi A ve B-1 olamaz sevgili gençler. Son bulduğunuz eşitlik için eyvallah olur. Ama... Soruda, soruya baktığım zaman logaritmanın içi eksi 1 olacaktır. Bakın şurada eksi 1 ve eksi 1'i tekrar yerine yazarsanız burası yine 1 olur. Burası yine 1 olur ve 0 eşittir 0 gelir. Bunda sıkıntı yok. Ama yukarıda soruda a gördüğün yere ve b gördüğün yere eksi 1'i yazarsan logaritmanın içi negatif olacağında bu olmaz. Sonucu sağlıyor ama maalesef teoride yanlışımız var. a çarpı b, b bölü a'dan farklıdır diyor. Bir kere a çarpı b ile b, b bölü a ikisi de 1 olursa sağlıyordu. Dolayısıyla bu da gitti. a kere b eksi 1 olamıyor. Çünkü logaritmanın içi a 1'den farklıysa a b'ye eşittir demiş. a 1 ise a 1'den farklıysa a'nın b'ye eşit olma gibi bir durumu söz konusu olamaz sevgili gençler. Çünkü e, mesela a'yı 2 seçtim. b'yi de sevgili gençler ha a'yı 2 seçersen b'yi de 2 seçersen bakalım sağlıyor mu? Burası logaritma 3 tabanında 4 gelir. Burası logaritma 2 tabanında 1 gelir. Birbirine eşit mi? Kesinlikle hayır. Edirne seçeneğimiz de yanlış. Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabı da böylelikle Adana seçeneği olmuş olur. Aşağıda sorumuz yok. Sağ üst tarafa 12. sorumuza geçiyoruz. Bir şeyi 40 defa söylersek olacaktı. Biz şu an 12. defa söylemeye hazırız. Logaritma 3 tabanında x eksi 3 küçük veya eşittir 2 tabanında 4. Ki 2 tabanında 4 olan logaritma kaça eşittir? 2'ye. Yani sevgili gençler aslına bakarsanız logaritma 3 tabanında x eksi 3 küçük veya eşittir 2'den bahsetmiş bize. Madem öyle ben 3'ün karesi olan 9 şuradan büyük veya eşittir diyebilirim. Yani x eksi 3 küçük veya eşittir 3'ün karesi 9. Eksi 3'ü de karşıya atarsak x küçük veya eşittir 12. Yani x'ler neredeymiş arkadaşlar? Sıf, eksi sonsuzdan eksi sonsuzdan 12 kapalı aralığına kadarmış. Hoca şıklarda yok. Şimdi şıklarda olmaz tabi çünkü logaritmanın bir de tanımlı olma şartı var. Yani logaritmanın içinin sevgili gençler sıfırdan büyük olma durumu var. Yani x'in 3'ten büyük olma durumu söz konusu. x hem 3'ten büyük hem de 12'den küçük veya eşit olacaksa o halde 3 açık aralık deriz. 12'den kapalı aralık deriz. Kesişimleri budur. Cevabımız da denizdir diyebiliriz. Aman sakın ha. Önce tanımlı olma şartlarını unutmadan bence bunları bir yapın derim ben size. 13. sorumuz. Şekilde verilenlere göre A kaçtır? Bir grafik sorusu. Logaritmalı grafik sorusu ama en sevdiğimiz fonksiyon grafiği olabilir logaritma fonksiyonun grafiği. Çünkü gerçekten ama gerçekten basit olacak sevgili gençler bizim için. Bir için zaten sıfırdan geçtiğini biliyoruz biz. A ile B arasının 2 birim olduğunu da söylemiş bize. Yani öncelikle şöyle diyeceğiz. Burada logaritmanın sonucunun bir çıkabilmesi için logaritmanın içi ile tabanının aynı olması gerektiğini biliyoruz. Yani burada sevgili gençler logaritmanın için A olması lazım. Yani X gördüğümüz yere A, yaz, A yazarsak burası A olur. Peki logaritmanın sonucunun şurada 2 çıkması için ne gerekiyor? İçinin sevgili gençler şöyle olması gerekiyor. Logaritma A tabanında A kare olursa bunun cevabı 2 çıkacaktır. Demek ki şurası da neymiş? A kareymiş. Şimdi A kaçtır diye sorulmuş ya bize. Şunu niye vermiş? A kare ile A'nın arasındaki mesafe 2 birim. E sen onu bul diye vermiş. A'yı bul diye. A kare eksi A eşittir 2 dersem. Burada sevgili gençler a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 deriz. Ben buradan bunu a ve a burayı da eksi 2 ve artı 1 diye açarsam a sayımız bir 2 bir de eksi 1 gelebilir. Tabii ki eksi 1'dir diye zıplamayacağız hemen. Çünkü zaten a'yı ben burada pozitif bölgede seçmiştim. Demek ki a sayımız kaçmış 2'ymiş. O halde cevap da Adana seçeneği olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtik 14. sorumuza. 5 üzeri 1 bölü 2 x eksi 1. 10 üzeri 2 x eksi 1. Şimdi bu tarz soruları gördüğünüz zaman tabi üstlü ifadelerden alışık olduğunuz tarzda çözümler yapmayı bırakmalısınız. Çünkü logaritma çözüyoruz artık. Hocam o çözüm nasıl diye soracak olursanız şu şekilde yapmayacaksınız. Yani 1, 5 üzeri 1 bölü 2 x eksi 1 eşittir. işte 2 üzeri 2 x eksi 1 çarpı 5 üzeri 2 x eksi 1 derseniz yanılgıya yani düşmekten ziyade çözümünüzü biraz uzatmış olursunuz. Bu tarz ifadelerde size bir tam sayı lazım. Yani veya bir reel sayı lazım yani. Bunu yapabilmek için de ben her iki tarafın 2x birinci kuvvetini almak istiyorum. Şu şekilde. Ve bu şekilde bir hareket yaparsanız bakın şuradaki 2x 1 ile buradaki 2 1/2x 1 birbirini götüreceğinden çarpıldığı için sol tarafta sadece bir 5'iniz kalacak. eşittir bu da 10 üzeri bakın 2x 1 ile 2x 1'in çarpımı 2x 1'in karesi yapacaktır. Şimdi elimizde böyle bir ifade varken ben her iki tarafın logaritmasını alırsam logaritma onluk logaritmasını alıyorum. logaritma 5 eşittir. Burası zaten 10 olduğu için logaritma 10 üzeri 2x 1 bunun karesi olacak. Bu logaritma 2x 1'in karesini de alıp başa fırlatabilirsiniz. Böylelikle logaritma 5 eşittir 2x eksi 1'in karesi ve çarpı logaritma 10 kalacak. Elinizde logaritma 10'u yazmasak da olur değil mi? çünkü zaten 1'e eşitti kendileri. Pekala, şimdi elimizde böyle bir eşitlik varken ben artık x'lerimi hesaplayabilirim. Her iki tarafını karekökünü aldığım zaman 2x eksi 1 sevgili gençler. ya karekök içerisinde logaritma 5'tir ya da 2x eksi 1, Eksi karekök içerisinde logaritma 5'tir demeniz gerek. Burada x eşittir. Eee, logaritma ya da şöyle diyebiliriz. 1 artı kök içerisinde logaritma 5'tir. Bölü 2'dir. Ya da x eşittir. 1 eksi kök içerisinde logaritma 5 bölü 2'dir diyebilirsiniz. Şimdi ne demişti bize kökler çarpımı. Birinci kökümüz bu ikinci kökümüz bu dersek. Ve ben bu ifadeleri çarparsam ki şöyle yan yana getirdiğimizi düşünelim. Hmm, tamam şunu aldım şurayı da sileyim artık. Şunu aldım sevgili gençler şöyle getirdim ve ben bunları çarpacağım. Şimdi şurada 1 artı log 5 kök, kök log 5 ve 1 eksi kök log 5 var. Bunların çarpımı 2 kare farkından kaynaklı. 1 eksi logaritma 5 bölü 2'dir diyeceğiz. Hocam şıklarda böyle bir ifade yok derseniz de. Bu 1'i logaritma 10 biçiminde yazabilirseniz. Logaritma 5 bölü 2. Logondan log 10'dan log 5'i çıkardığınız takdirde 10 bölü 5'ten logaritma 2 elde edersiniz. Ve şurası da 2 iki kere 2'den 2 iki değildir tabii ki. 4'tür sevgili gençler. Orayı da düzeltelim. Şurası 2 ama şunlar 4. Demek ki cevabımız log 2 bölü log 4 olacak. Yani cevap Bursa seçeneği olacak diyebiliriz sevgili gençler. Yine sayfamızı şöyle uzaklaşıp bakalım. Sıkı çalıştığımızı görüyoruz. Gaza geliyoruz ve hiç yılmadan 3. sayfamızla Devam ediyoruz. 15. sorumuzda bir şeyi 40 defa söylersek olur serisinde 15. defa söylüyoruz sevgili gençler logaritmayı. Evet sorumuzu yaklaştırdık ve bakıyoruz 15. sorumuza. Diyor ki f fonksiyonu budur. Buna göre tersini bulunuz. Şimdi bu tarz sorularda ters bulunurken ben size fonksiyonlar konu anlatımında da sevgili gençler fonksiyonun tersi konu anlatımında da fonksiyonun tersinin nasıl kolay bir şekilde alınabileceğini göstermiştim. Şimdi o yöntemi burada uygulayalım. Görmeyenler varsa da burada görsünler. Önce f fonksiyonunda bütün x'e uygulanmış işlemi, işlemleri sırasıyla yazıyoruz. İlk olarak x'e ne uygulanmış? Eksi 1 ile çarpılmış. Eksi 1 ile çarpılmış. İkinci olarak bu eksi x olduktan sonra 1 eklenmiş. Daha sonrasında 3 e tabanında üst alınmış. E tabanında üst alınmış. Ve son olarak 1 çıkarılmış sevgili gençler. Baya fazla işlem yapılmış x'e. Peki ben bu fonksiyonun tersini nasıl bulacağım? Tersten başlayacağız sevgili gençler. Yukarı doğru ve bütün işlemlerin anti işlemini yapacağız. Yani ters işlemlerini yapacağız. Mesela neye yapacağız? X'e. Önce 1 çıkar demişti. Ben x'e 1 ekleyeceğim. E tabanında üst al demişti. Ben E tabanında logaritma alacağım. E tabanında logaritma demek elen demekti. 1 ekle demişti. Ben 1 çıkaracağım. Eksi 1 ile çarp demişti. Ben eksi 1'e böleceğim. Bu da elen x artı 1'in eksilisi. Hatta ve hatta şöyle de yazabiliriz biz bunu. Şu eksi 1'i şuraya alın. 1 eksi elen x artı 1 olacaktır sevgili gençler. Böyle bir seçeneğimiz yok. Hepsi tek parça elen biçimde yazılmış. Biz de öyle yazalım. Sen biri elen E olduğunu, buranın zaten elen biçiminde verildiğini görüyorsun. Tabanlarımız E. Dolayısıyla ben bunları çıkarıyorsam içlerini bölüyorumdur. Elen E bölü x artı 1 bizim fonksiyonumuzun tabii ki tersi olacaktır. O halde cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. Fonksiyonun tersini bu şekilde kolay bir şekilde alabilirsin arkadaşım. 16. sorumuz. E, logaritma konusunun yeni nesil sorularından diyebiliriz çok da yeni nesil mi eskiden de soruluyordu yani 2014'te 2013 yıllarında da bu tarz sorularında yine konu anlatımlarını biz yapıyorduk İşte plajdaki kum tanesi sayısı bir e, bakteri sayısı e, bunların da hesaplamalarını yine o senenin müfredatında da zaten öğrencilere veriyorduk bir çözeltinin asidik veya bazik olduğu pH değerine bakarak tespit edilmektedir çözelti pH 7'den küçükse asidiktir. pH 7 ise nötrdür. 7'den fazlaysa da baziktir diyoruz. pH eksi logaritma H artı ve H artı da 1 litredeki 1 litredeki hidrojen iyonlarının molar derişimi olduğuna göre H artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre olan bir çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi pH'ı nasıl hesaplamamız lazım? pH eşittir eksi logaritma. Şu kısım bana verilmiş. Bakın burada yazıyorum. 7 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bu şekilde yazdım. Ve artık ben bunun asidik mi, bazik mi, nötr mü bu olduğunu ölçmeye çalışacağım sevgili gençler. Pekala. Nasıl ölçebiliriz? Şöyle yapalım. Şu eksiyi alalım, şuraya fırlatalım. Logaritma. Logaritma. 7 çarpı 10 üzeri eksi 8'in eksi 1. kuvveti diyebiliriz buna. Ve bu da logaritma. 10 üzeri eksi 8 ile eksiyi çarparsam 10 üzeri 8 yapar. 7 üzeri eksi 1 de bölü 7'dir. Şimdi sevgili gençler. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. Logaritma 10 üzeri 8 eksi logaritma 7 biçiminde pek tabi yazarım. Çünkü içerisi bölündüyse dışarıda logaritmalar farklı almıştır. Ve şu 8'i başa atarsak 8 çarpı logon dediğimiz ifade 1'dir. Dolayısıyla şurayı silerim. Burası 8 olmuş oldu. Şu kısım 8 eksi log 7. Şimdi burada yorum lazım. Ufacık bir yorum sadece. Yani çok zor değil. Logaritma 7 hangi iki ardışık tam sayı arasındadır? Bir kere logaritma 7'nin logaritma 10'dan küçük olduğunu, logaritma 1'den de büyük olması gerektiğini biliyorsun. Ki logaritma 1 sıfırdı. Logaritma onda 1'di. Demek ki bu log 7 0 ile 1 arasında bir sayı. Mesela 0.5 gibi düşünebilirsin bunu. 8'den de 0 virgül küsurat bir sayıyı çıkardığın takdirde sen bunu aslına bakarsan 7'den büyük olması gerektiğini de artık biliyorsun. Demek ki bizim pH'ımız 7'den büyükmüş. pH 7'den büyükse bu çözelti nedir sevgili gençler? Tabii ki baziktir. Yani cevabımız kaçıncı? 16. sorumuzun cevabı da sevgili gençler. Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz. Alt tarafta sorumuz kalmadı. Sağ üst tarafa doğru geçiyoruz. 17. sorumuzdayız. Böyle bir ifade verilmiş. İfade paydasında sonsuza kadar gidiyor. Böyle bir e, konu yani sonsuza kadar giden kesirler e, muhabbeti müfredatımızda artık var mı? Eskiden vardı artık yok ama bir bakış açısı kazandırması açısından size bu soruyu ben çözüyorum. Şimdi arkadaşlar daha önceki bir şeyde de vardı. 40 soruda bir konu çözümlerimize de buna benzer bir soru paylaşmıştık. Şu turkuazla işaretlediğim yerin sen 2 olması gerektiğini biliyorsun. Ve burada kendini sürekli tekrar eden ifadeler var. Neresi tekrar ediyor? Logaritma 3 tabanında x artı 1 bölü. Logaritma 3 tabanında x artı 1 Bölü. Logaritma 3 tabanında x artı 1 bölü. E burası hep bu şekilde devam ediyor. Ve ben şu kısmı silersem eğer bakın şu kısmı buradan ortadan kaldırdım. Elimizde şu kaldı. Logaritma 3 tabanında x artı 1 bölü. Logaritma 3 tabanında x artı 1 bölü. Logaritma 3 tabanında x artı 1 bölü. Bu şekilde devam ediyor. Ve aslında bakarsan az öncekinin aynısı biçimde devam ediyor. Ve az öncekinin aynısı 2'ye eşitti. O halde sevgili gençler işte şu son işaret dediğim yerde 2'nin ta kendisidir. Artık şu kısmı kaldırabilirim. Ve diyorum ki logaritma 3 tabanında x artı 1 bölü alt kısmı neye eşit olarak buldum ben? 2'ye. Bu da kaçmış? 2'ymiş. O halde logaritma 3 tabanında x eşittir. Bu 1 bölü 2'yi karşıya fırlatırsanız 2'den 1 bölü 2'yi çıkarın. 3 bölü 2 gelir. Ve şu hareketi yapabilirsiniz artık. 3 üzeri 3 bölü 2 x'e eşittir yazalım. 3 üzeri 3 bölü 2 x'e eşittir. Bu da sevgili gençler 3 üzeri 3 27'dir. 27'nin 1 bölü 2. kuvveti de 3 kök 3'tür. Ve bu da x'e eşitmiş. O halde cevabımız denizli seçeneğinde misler gibi verilmiştir. Güzel soru. Bu tarz soruların her birinin de aynı ee, yapıyorsunuz. Aynı kabul ediyorsunuz sevgili gençler. Tamam. 18. sorumuz. Elen kare x eksi elen kare y eşittir 9 olmak üzere şu ifadenin eşiti nedir diye sorulmuş bize. Bu elen kare x ve elen kare y'yi ben iki kare farkı biçimde yazarsam elen x artı elen y gelecektir ilk çarpanı, ikinci çarpanı da elen x eksi elen y gelecektir ve bu da 9'a eşitmiş. Peki bu elen x artı y nedir? Elen elen x çarpı y'dir sevgili gençler çarpı burada da elen x bölü y'miz var çıkarıldığı için. Bu da kaça eşitmiş? 9'a. Böyle bir eşitliği elde ettik. Bu bir kenarda dursun şimdilik. Buraya bakalım. Logaritma 2 tabanında x y çarpı logaritma 2 tabanında x bölü y ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şöyle yapalım mı? Şunların ikisini de tabanı 2 ya sevgili gençler. Ben burada logaritma 2 tabanında x olduğunu biliyorum. Ve bu logaritma 2 tabanında x'ye kısmını sevgili gençler logaritma 10 tabanına göre veya elen olarak düzenleyebilir miyim? Bunu kontrol edelim biz. Tamam. Aslına bakarsanız ben şu kısmı elen x'ye bölü elen 2 diye yazabilirim. Taban değiştirdik. Sadece burayı. Yapabilirim bunu. Çarpı şu kısmı da elen x bölü y bölü elen 2 diye yazabilirim. Ve sevgili gençler bu çarpım soruluyor bize dedik. Benim size sorum şu. Ln x çarpı ln x bölüye kaça eşittir? Biz burada bulmuştuk bunu. 9'a eşittir. Demek ki üst taraf 9. Alt tarafta ln 2 çarpı ln 2. Aslında bu soruluyor bize. Ve ben bunun 3 bölü ln 2'nin aslına bakarsanız karesi olduğunu da görüyorum. O halde cevabımız Ceyhan seçeneğine verilmiştir diyebiliriz. Güzel soruydu. Devam ediyoruz. 19. sorumuzda. Neredeyse yarılamak üzereyiz. Pozitif reel sayılarda tanımlı kare işlemi x ile y bu kare işlemine tabi tutulursa şu hareketi yapıyor. Logaritma e tabanında x artı y. Yani bu ne demek arkadaşlar? Ln x artı y demek. Eksi bir de ln x olarak dönüştürüyor bu ifadeyi. Şu. a ile e'nin eşiti de ln 2'ymiş. Bu eşitliği sağlayan a reel sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Öncelikle şuradaki a kare e işlemi şuna benzer bir biçimde yazılırsa elen a artı e eksi elen a olarak yazılmak zorundadır. Çünkü x gördüğümüz yerde burada a var, y gördüğümüz yerde de e var. E peki ve bu ifadenin biz neye eşit olması gerektiğini biliyormuşuz? 2'ye. O halde arkadaşlarım Elen A artı E'yi ben şu eksi Elen A'yı karşıya attıktan sonra Elen A artı Elen 2 olması gerektiğini söyleyebilir miyim? Söyleriz. E burada bunların tabanları E değil mi? Evet. O halde içlerini çarparım. Yani Elen A artı E eşittir. Elen 2 A yazabiliriz. E bunların kendileri birbirine eşitse tabanlar da aynı. İçleri de birbirine eşit değil midir? Evet. O halde A artı E eşittir. 2A derim. Tamam. Buradan da A eşittir. Bunu karşıya attım. Kaça eşit olacakmış? E'ye. Yani cevap Edirne'nin ta kendisiymiş sevgili gençler. Cevap E şıkkındaki E'ymiş. Geçiyorum dördüncü sayfama. Dörde geçmeden önce de şöyle sayfamıza uzaktan bir bakalım. Şöyle bir seyredelim. Güzel. Yani... Bütün sayfaların inşallah senin de bu şekilde dolu dolu, düzenli bir şekilde çözüme sahip olup hepsini doğru yapıyorsundur. Diyelim ve 20. sorumuza bakalım. Yine e, eskiden de karşımıza çıkacak 20 sorulardan bir tanesi. Bir şehrin nüfusu aşağıdaki formüle göre artmakta. Nüfus eşittir 50.000 çarpı E üzeri A, -A çarpı T eksi T sıfırı. T0 burada 1980 olarak vermiş bize. T yılı gösteriyor ve 1990'daki nüfustan bahsettiğine göre demek ki T'de 1990 olacak. Yani T-T0 burada 10 olarak kabul edebiliriz. A'yı bilmiyoruz. E zaten bildiğimiz e, Euler sayısı 2,71 yaklaşık olarak ve nüfusta 100 binmiş. Yani şurası da 100 binmiş sevgili gençler. Tamam. A sabiti hangisidir diye sormuş. Artık bildiğimiz işlem yapacağız. 100.000'i ben 10 üzeri 5 olarak yazabilirim. Eşittir. 50.000 dediğimiz sayı da 5 çarpı 10 üzeri 4'tür. E, çarpı E üzeri 10 çarpı A diyeceğiz biz buraya. Çünkü şuranın 10 olması gerektiğini hesaplayabilmiştik. 10 üzeri 4'te 10 üzeri 5'i sadeleştirirsem 10 kalır. 5 ile 10'u sadeleştirirsem burada da 2 kalır. Yani 2 eşittir E üzeri 10 A'ymış arkadaşlar. A'yı bulmaya çalışıyoruz biz. A'yı bulurken de şöyle diyebilirim ln e tabanında logaritma ln 2 eşittir 10 çarpı a a nedir o zaman ln 2 bölü 10 eşittir a'dır yani cevabımız denizi seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 21. soru abc 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere logaritma ab virgül c'de 1 876 olarak bize verilmiş Olduğuna göre logaritma 10 bölü abc aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle ben şunun logaritma logaritma abc eksi logaritma 10 biçiminde yazılması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Neden? Çünkü sevgili gençler logaritmaların tabanları aynı ve çıkarıyorsa içleri bölünür. Yani aslında bakarsanız bu logaritma abc bölü 10'dur. abc'yi de 10'a bölerseniz ab,c'yi elde edersiniz. Şimdi logaritma abc eksi 10 demek 1 demek aslına bakarsanız. Yani logaritma abc eksi 1 eşittir 1,876'ymış. Ben bu eksi 1'i de karşıya atarsam hatta logaritma abc'nin 2,876 olması gerektiğini söyleyebilirim. Eksi 1 karşıya 1 diye attım ve 1,876'ya 1 eklemiş oldum. Benden istenen şu yani logaritma 10 eksi logaritma abc kaçtır diye sorulmuş. Logon kaçtı? 1. Eksi log A, B, 2,876 idi. Bu da sevgili gençler, eksi 1,876'nın ta kendisidir diyebiliriz. Şimdi bu tarz sorularla alakalı, yani bu tarz soru demeyelim de, şu son yaptığımız işlemle alakalı, şöyle bir kafanda soru işareti bulunuyor. Olabilir, onu aklında bulunsun. 1 virgül. 0 0 0 yani hocam ben 1'den 2,876'yı çıkardım ama cevabı farklı buldum diyebilirsin haklı da olabilirsin 2,876'yı çıkaracağız değil mi normalde şöyle yazdık 1'den bunu çıkaracağım Şimdi 0'dan 6 çıkmadığı için ta buradan geldik bir tane 10 aldık 10'dan 6'yı çıkardım 4 burada 9 kaldı 9'dan 7'yi çıkardım 2 9'dan 8'i çıkardım 1 virgül Burası 0 sıfır olmuştu. 0'dan 2'yi çıkardım. Eksi 2. Hocam cevabın bu olması gerekmiyor mu? E, aslına bakarsan hatta şöyle de e, bunun ispatını yapmaya çalışanlar öğrencilerim de vardı zamanında. Şöyle diyelim A'dan B'yi çıkardım. C kaldı. Demek ki hocam C ile B'yi toplarsam yani A eksi B eşittir C ise A eşittir B artı C'dir. Ki gerçekten bununla bunu topladığım zaman biri veriyor mu? Veriyor. O zaman işlem doğrudur. Peki bu niye sağlamadı? diyen öğrencilerim de oldu. Tabii buna biraz kafa yorunca doğrular ortaya çıkıyor. Şimdi aslına bakarsanız bundan bunun farkı bu değildir sevgili gençler. Çünkü biz ilk etapta bu soruda çıkarma işlemi yapılırken şu kısmı tamamen pozitif olarak buluyoruz. Yani sen burada sonuç pozitif çıksın diye gayret ediyorsun ama. En sonda burası yine bundan daha küçük bir değer olduğu için sıfırdan 2'yi çıkarıp eksi 2 yapıyorsun. Aslına bakarsan burası şuna eşit. Eksi 2 artı 0,124'ün ta kendisi aslına bakarsanız. Ee, bu da sevgili gençler zaten e, toplarsak eksi 1,876'nın yine ta kendisidir. Ama buna dikkat edin. Yani e, gidip de direkt çıkarma işlemi yapıp şu sonucu bulup da öyle melül melül şıklara bakmayalım. Tamam sadece buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Devam 22. örneğimiz yukarıdaki şekilde y eşittir lnx eğrisi ve y eşittir mx doğrusunun grafikleri verilmiş. S yani şurası içinde bulunduğu kapalı bölgenin alanı ve taralı alan bir birim kare olduğuna göre taralı alan bir birim kareymiş. S artı m kere a ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit diye sorulmuş bize. Şimdi bu doğrular A noktasında teğetlermiş. Doğru mu arkadaşlar? Yani tam şurada. Şimdi bu da A için birden geçiyormuş. Yani artık ben şunu söyleyebilirim. Şu doğruda ben X gördüğüm yere A yazınca yani M çarpı A eşittir 1 oluyormuş. O halde sevgili gençler M eşittir 1 bölü A diyebilirim. Peki M eşittir 1 bölü A ise arkadaşlar bana sorulan şey neydi? S artı M kere A. Yani S artı M yerine ben 1 bölü A yazarım. Çarpı bir de A'mız var. A'lar birbirini götürecektir. Demek ki bizden S artı 1 sorulmuş diyeceğiz. S'yi bulursam olayı da tamamlamış olurum. Çıklarımız da hep E'li. Peki sevgili gençler. Şimdi bu LNX doğrusuydu. Ve ben burada şöyle bir üçgen olduğunu görüyorum bakın. Şurada bir üçgenimiz var bizim. Bu üçgenin alanından taralı bölgenin alanı da 1 olduğundan Üçgenin alanından biri çıkarırsam S'yi bulurum. Peki bu üçgenin alanını nasıl bulacağım? Öncelikle taban lazım. Tabanımız A. Yüksekliğimiz de ln A ya da 1. bunu da söyleyebiliriz. Tamam. O halde sevgili gençler ln A'nın da aslında 1 olması gerektiğini biliyorsunuz artık. Çünkü bu yükseklik ln A idi. Aynı zamanda yüksekliğimiz 1'e eşit. ln A 1 ise A dediğimiz şey tabii ki E'dir. O halde yüksekliğimiz sevgili gençler 1 ya da ln A fark etmez. A'nın da E olması gerektiğini söylemiştik artık tabanımıza da E diyebiliriz o halde. Taban E çarpı yükseklik 1 bölü 2 üçgenin alanı ben bundan 1 çıkaracağım ve bu bana neyi verecek sevgili gençler? S'i verecek. E ben bir de bunun üstüne 1 eklemek zorundaydım ve zaten hiçbir şey kalmadı elimizde. Cevap neymiş? E bölü 2'ymiş yani cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 4. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçiyoruz. 23. sorumuzdayız. Diyor ki bize: Teta bir gerçek sayı olmak üzere P 2 üzeri 3 kosinüs 2 tetaymış. R de 2 üzeri 4 sinüs 2 teta. Her teta eleman reel sayı için 16 çarpı logaritma 2 tabanında P'nin karesi artı 9 çarpı logaritma 2 tabanında R'nin karesi ifadesinin eşiti kaçtır diye soruluyor. Öncelikle sevgili gençler, ben şu kısımda logaritma 2 tabanında p'nin aslında bakarsanız 3 çarpı kosinüs 2 teta olması gerektiğini biliyorum. Ve ayrıyetten şu kısımda da logaritma 2 tabanında r'nin 4 çarpı sinüs 2 teta olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Neden? Çünkü tabanımız 2 olduğuna göre burada bakın 2 üzeri 3 çarpı kosinüs 2 teta eşittir p. Zaten burada da aynısını söylemiştik. Pekala. Tüm bunlar ışığında yerlerini bir yazalım. 16 çarpı logaritma 2 tabanında p neydi arkadaşlarım? 3 çarpı kosinüs 2 teta'ydı. Bunun karesini alacaksın demiş. Eğer ben bunun karesini alırsam 9 çarpı kos kare 2 teta gelecektir. Artı 9 çarpı logaritma 2 tabanında r'de 4 çarpı sinüs 2 teta'ydı. Bunun karesini alırsam 16 çarpı sinüs 2 teta gelecektir. Ve burada 16 kere 9 144 çarpı kosinüs 2 kosinüs e, kare 2 teta 9 kere 16 144 çarpı sinüs kare 2 teta 144 parantezin alınırsa kos kare 2 teta artı sin kare 2 teta gelecektir. Tabii ki kos kare 2 teta ile sin kare 2 teta'nın toplamını sen kos kare ile sin karenin açıları aynıysa 1 olması gerektiğini biliyorsun. Cevapta 144 çarpı 1'den 144'tür deriz. O halde cevabımız Edirne'dir deriz sevgili gençler. 23. sorumuz için. Güzeldi. Geçiyorum 24. soruma. M, K'dan farklı olmak üzere. Logaritma M tabanında 5K, logaritma K tabanında 5M eşit. Olduğuna göre bize bizden şu sorulmuş. Logaritma MK tabanında 25 kaçtır? Diye soruluyor. Pekala. şöyle yapalım. Ben şu kısmı sevgili gençler logaritma logaritma e, ben bunların her birini de tamam çok güzel hepsini 10 tabanına çevirsem yani log 5k bölü log m diye yazsam karşı tarafta log 5m bölü log k olacaktır. İçler dışlar çarpımı yardımıyla logaritma 5k çarpı logaritma k eşittir logaritma 5m çarpı logaritma m diye de yazabiliriz. Doğru mu? Doğru. Böylelikle bütün k'ları ve bütün m'leri de bir araya getirmiş olduk. Güzel. Şimdi şuradaki logaritma 5k ve logaritma 5m'leri de logaritma m ve k biçiminden yazacak olursak bakın logaritma 5 artı logaritma k olarak yazabilirim ben burayı. Dışarıdan bir de logaritma k ile çarpacağız. Eşittir. Şu logaritma 5m'yi de logaritma 5 artı logaritma m olarak yazarım dışarıdan bir de tabii logaritma m ile çarpmamız gerekecek. Şimdi bunu tuttum içeri dağıtacağım bunu da içeri dağıtacağım. Logaritma 5 çarpı logaritma k artı logaritma k'nın karesi ya da log kare k yazı diye yazabiliriz ama böyle yazalım karışmasın. Eşittir buraya da logaritma 5 çarpı logaritma m artı logaritma m'nin karesi biçimde yazabilirim. Tüm bu işlemler ışığında şu hareketi yapabiliriz artık. Gençler bakalım. Şununla şunu bir araya getirelim. Şunla da şunu bir araya getirelim. Mesela logaritma k'nın karesi eksi. Logaritma m'nin karesi eşittir. Logaritma 5 çarpı logaritma m. Eksi logaritma 5 çarpı logaritma k. Yani bunu aldım karşıya fırlattım. Şunu aldım bu tarafa fırlattım. Tamam mı? Burada iki kare farkı olduğunu görüyorsunuz. Logaritma k eksi logaritma m yazarım ben buraya çarpı burası da logaritma k artı logaritma m yazılır ve karşı tarafta logaritma 5 tabanında logaritma m eksi logaritma k olarak çıkacaktır karşımıza. Güzel. Şimdi bu tarafta sol tarafta logaritma k ta, e, logaritma k eksi logaritma m var. Karşı tarafta logaritma m eksi logaritma k var. Ben bunları sadeleştirebilirim. Hocam sıfır olmadığını nereden biliyoruz? Çünkü MK'ya eşit değildi. O halde ben bunları rahatlıkla sadeleştiririm. Gitti. Gitti. Tabi birbirinin eksilisi olduğu için şurada bir de eksi 1 yazmamızda fayda var. Logaritma k artı logaritma m kaldı geriye ve bu da eksi logaritma 5'miş. Yani logaritma 1 bölü 5'miş diyebiliriz. Sonuç olarak buradaki eksi 5'in kafasına fırlatabiliyorduk. O halde şu kısmı da ben logaritma k kere m diye yazacak olursam ve bu da logaritma 1 bölü 5'e eşitse artık şunu söyleyebilirsiniz. k çarpı m 1 bölü 5'tir. Soru da bize sorulan kısımda k çarpı m'imiz var bir tane. Ve ben bunu artık logaritma 1 bölü 5'in 1 bölü 5 tabanında 25 olarak yazabilirim. 1 bölü 5'in hangi kuvveti 25'tir? Tabii ki eksi ikinci kuvvet. Doğru mu? Demek ki sevgili gençler bu ifadenin de cevabı eksi 2'ymiş diyebiliriz. Çünkü 1 bölü 5'in eksi 2. kuvveti 25 yapar. Dolayısıyla cevabımız da eksi 2'dir deriz. Güzel soruydu. Ee, birazcık uzattım mı? Uzattım mı çok düşünmüyorum ama daha kısa çözüm olan varsa yazabilir sevgili gençler. Yine güzel çözüm düşünüyorum. Çünkü zaten sorunun başında verilen eşitlik yani eşitsizlik MK'dan farklı diyor ya. Demek ki burada Logaritmik bir fonksiyona logaritma m eksi logaritma k gibi ya da logaritma k eksi logaritma m gibi Şuradaki gibi yani bir ifade elde etmemiz gerektiğinde zaten Bize gösteriyordu 25. sorumuz Şu kısmı silerim dilerseniz şöyle ufacık Heh. x üzeri logaritma 3 tabanında x 243 x Bu denklemin x1 ve x2 köklerinin çarpımı kaçtır diye soruluyor Bu tarz sorularda yapmanız gereken Tabi ilk olarak Şununla şunun yerini değiştirebiliyorsunuz ama bu soruda değiştirseniz de bir halt olmuyor. Dolayısıyla bu tarz sorularda sevgili gençler her iki tarafın her iki tarafın 3 e, tabanında logaritmasını almak. Her iki tarafın 3 tabanında logaritmasını alırsam logaritma 3 tabanında x üzeri logaritma 3 tabanında x bu da eşittir logaritma 3 tabanında 243 x yapacaktır. Şimdi bu kısımda Şurası x'in kuvveti olduğu için ben bunu başa atabilirim. Yani logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma 3 tabanında x eşittir. Logaritma 3 tabanında 243 artı logaritma 3 tabanında x diye yazmayı becerebilirseniz soruyu bitirdiniz demektir. Çünkü burası çarpım durumda olduğu için ben bunları toplama biçimde ayırabilirim. Şimdi arkadaşlarım ben burada logaritma 3 tabanında x'in karesi olduğunu görüyorum sol tarafta. Şunu da bu tarafa atarsam eksi logaritma 3 tabanında x yapacaktır. Şurasının da zaten 243'ün 3 üzeri 5 olduğunu biliyoruz ya. Burası da 5'tir. Onu da karşıya atarsak eksi 5 eşittir. 0 yapacaktır. Şimdi sevgili gençler. Burada bunları çarpanlarına ayırmaya çalışmalıyız. Ama ayrılmıyor. X1 ve X2 köklerinin çarpımı bize sorulmuştu. Burada sevgili gençler ben e, bu kısmı şöyle yapacağım. Kökler toplamını bulmak istiyorum ben. Hayda hocam kökler çarpı ben toplamını bulmak istiyorum. Yani buna bir sıkıntı görmemeniz lazım. Ben toplamını istiyorum kardeşim. Yani logaritma e, 3 tabanında x1 ve logaritma 3 tabanında x2'nin ben toplamını istiyorum. E, nasıl yani? Şöyle eksi b bölü a'dan bulabiliriz bunu. Eksi b bölü a'mız bakın şuraya ben e, kat sayısı eksi 1 burası da 1 eksi b bölü a da 1 yapacaktır. Hocam bunun toplamı 1'miş. Evet 1 Peki bu sol taraf logaritma 3 tabanında x1 çarpı x2 değil mi? Evet. E bu da 1'miş. O zaman 3 üzeri 1 buraya mı eşit? Bulduk gene bir şeyler değil mi? Cevap 3. Hocam siz de az kaçın kurası değilsiniz. Az anasının gözü değilsiniz yani diyebilirsin ama... Burada uyanık olmak şart. Yani ben aslında burada şu köklerin toplamını buluyorum. Fakat... Fakat... Bizden x1 ile x2'nin çarpımı isteniyor. X1 ve x2 köklerinin çarpımı isteniyordu. Dolayısıyla ben kökler toplamından aslında çarpımına da ulaşmış oldum diyebilirim. Sayfamıza şöyle uzaktan bir bakalım tekrardan dördüncü sayfamıza bitirdik beşe geçeceğiz sevgili gençler. Bu sayfa şu sorudan kaynaklı biraz daha dolu görünüyor. Ama o sorunda zaten işlemleri güzel geldi. Güzel Allah'tan güzel geldi. Yani bir de şunu unutmayın uzun uzun işlemli sorularınızda eğer ki sadeleştirilebilir bir yerler bulduysanız doğru yoldasınızdır. Yolunuzdan şaşmayın ama. 26. soru. Bir minibüs hattında aşağıdaki gibi D1, D2, D3, D100 durakları var. E, 0 ile 100 arasındaki her n sayısı için, doğal sayısı için Dn durağı ile Dn artı 1 duraklar arasındaki mesafede şu şekilde hesaplanabiliyor. Buna göre D1 ve D100 durakları arasındaki mesafe kaç kilometredir diye sorulmuş. Öncelikle şu kısımda ben bir şey görüyorum bakın. Logaritma n kare artı 2n artı 1 demek n artı 1'in karesi demek. Yani n artı 1 çarpı n artı 1 demek. Yani alt kısmında bir de n çarpı n artı 1 var. Ben şunu da şunu sadeleştirirsem aslında iki durak arasındaki mesafe logaritma n artı 1 bölü n olarak karşımıza çıkacakmış. Ve sevgili gençler, ben bunu da şu şekilde yazayım. Çarpmayla uğraşmayalım. Logaritma n artı 1 eksi logaritma n biçimde yazayım ama iki durak arasındaki mesafeyi bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Peki hala birinci ve ikinci durak arasındaki mesafe logaritma 2 eksi logaritma 1 midir? Evet. E, i̇kinci ve üçüncü arasındaki mesafede o zaman logaritma 3 eksi logaritma 2'dir. Üçüncü ve dördüncü arasındaki mesafe logaritma 4 eksi logaritma e, 3'tür. E, bu şekilde toplarsan toplarsam ve 99'da 100 arasındaki mesafede Logaritma 100 eksi logaritma sevgili gençler 99'dur diyebiliriz nokta 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 diyelim buraya da ben bunların hepsini toplarsam 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 5 arasındaki mesafeleri hepsini toplarsam 100'e kadar 1 ile 100 arasındaki mesafeyi bulmuş olurum O halde hepsinin toplamında da şurada görüyorsunuz Log 2'ler, log 3'ler, log 4'ler en son eksi log 99 gidecek Log 100 kaç? 2 Eksi log 1 Log 1 kaçtı hocam? O da 0'dı cevap o zaman 2'dir. 2 iki kilometredir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. 2'yi de işaretleyelim bari. Üst soruda şıkkımızı işaretledik mi ya? Şurada bakalım işaretlemişiz. Tamam. Devam ediyorum. 27. sorumla. 27. soruda yine affınıza sığınarak müfredat dışı bir konuyu e, sırf daha geniş düşünebilelim diye burada koydum sevgili gençler. Sorularımın içerisine haberiniz olsun. Peki bu müfredat dışı olan konuyu biz kendimiz bulabilir miyiz? E tabi matematik biliyoruz sonuçta biz yani matematik bilmek demek yani şöyle e, birileri gelip müfredat dışına aldığı zaman konuyu sen onu e, nasıl diyeyim öğrenemezsin gibi bir durum söz konusu değil. Öğrenirsin hatta öğrendiğin takdirde de özellikle bazı konular için söylüyorum ufkunu inanılmaz derecede de genişletir bunu da sakın unutma. Bir bakalım logaritma iki tabanında karekök içerisinde 8 bölü karekök 8 bölü karekök 8 bölü karekök 8 diye gidiyor bu şekilde. Şimdi ben sevgili gençler şunu şuradan bir alayım. Şöylece bir alayım. Tamam mı? Şöyle alalım. Daha sonrasında da şuraya yapıştıralım. Şöyle yapalım. Bunu da biraz büyüteyim şöyle. Daha sonra bundan bir tane daha yapıştıralım. Ve onu da sevgili gençler şöyle içeri doğru alalım. Bakalım yapabileceğiz mi? Şöyle yaparsak bence olur ya. Biraz daha 8'i şöyle küçültürsek. Heh. Şöyle diyelim. Şurada bölü görünsün. Hadi yani o bölüyü biz yapalım. Kendimiz yapalım. Şimdi aslına bakarsanız burası bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Ve hep bu şekilde devam ediyor. Tamam güzel oldu bence. Nokta 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 da görünmüyor zaten. Bu sayıya sevgili gençler biz P diyelim. Yani aslında bize şu soruluyor. Logaritma 2 tabanında P soruluyor. Yani ben içerideki kısma şu kare köklü, sonsuz tane kare kök olan kısma P demiş oldum. Pekala. Şimdi arkadaşlar burası madem P, ben diyorum ki size şu kısmı görmesek. Yani en üstteki kare kökü görmesek. Ve burası yine kare kök içerisinde 8 bölü, kare kök 8 bölü, kare kök 8 bölü, kare kök 8 bölü diye gitmiyor mu? Gidiyor. O zaman burası da P'dir da değil mi? Yani ben artık şu kısmı kaldırdıktan sonra özür diliyorum. Şu kısmı kaldırabilirsem. Bak yine kaldıramadık. Neyse şöyle yapalım. Tamam. Şurasının P olduğunu söylemiştim ya. Burası da P'ydi. Demek ki karekök içerisinde 8 bölü P eşittir P'ymiş. Bu kısmı anlaşıldı mı? Yani nasıl olsa sonsuz tane var. Yani ben sonsuz sayısından bir çıkarırsam bu gene sonsuz olacaktır sonsuza bir eklerseniz de sonsuz olacaktır. Yani ben bunun dışına bir tane de karekök köyüp 8 bölü yaparsam bu da p'ye eşit olacaktır. Sıkıntı yok. Sonsuz tane olduğu için. Ee, bunu daha önceki videolarımızda yine şöyle açıklamıştık demişken. Yani okyanustasın. Okyanustan gittin 5 tanker su aldın getirdin Türkiye'ye döktün. Okyanus okyanus yerinde duruyordur yani o okyanus okyanustur. Okyanus okyanusundan hiçbir şey kaybetmeyecektir. Veya gittin çölden 5 kamyon toprak aldın geldin sahra çölü hala orada duruyordur. Yani hiçbir şey eksilmemiştir onlar aslında. Sonsuzluktan bazı kısımlarını çıkarırsanız ki benim burada şu kısmı çıkardığım gibi sevgili gençler. Şurayı çıkardım. Geriye bu kaldı ve bu da P'dir o zaman. Güzel. Bu kısım anlaşıldıysa artık her iki tarafın karesini alabilirim. 8 bölü P eşittir. P kare yapacaktır. Ve buradan P küp eşittir. 8 olacaktır. Ve P de kaçtır sevgili gençler? 2'dir. Yani bizden şu isteniyor. Logaritma 2 tabanındaki kaçtır? Cevap 1'dir. O halde cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir. Sevgili gençler umarım anlamışsındır. Ee, yine ufkunda genişleteceğini düşünüyorum. 28. sorumuz. Bir paralel kenar verilmiş. ABCD paralel kenarı. Ve AE ile BC, BE açı ortaydır. Şunlar açı ortaysa hmm, tamam. Şöyle bir e, durum düşünün sevgili gençler. Şöyleyse yani şunlar birbirine paralelse biliyorsunuz ki şu açıların toplamı, şununla şunun toplamı 180 oluyordu. Şu ikisinin toplamı 180. O halde e, ben bunları ikiye bölersem yani ben buraya AA dedim. Buraya da BB dedim. 2A artı 2B 180 ise A artı B 90'dır. E Burası 90 ise burası da diktir o halde. Artık rahatlıkla ne uygulayacağım? Tabii ki Pisagor. Yani şunun karesi artı bunun karesi eşittir. Bunun karesi. Şimdi ben şunun karesini alacağım. Logaritma A tabanında 4'ün karesi artı şu kısımda da logaritma A tabanında 4A'nın karesi diyeceğim. O da eşittir. Bize 41'i verecek. Güzel. Şimdi logaritma a tabanında 4'ün karesi var burada ama şu kısım biraz sıkıntı gibi duruyor. O kısmı biraz düzenleyeceksiniz sevgili gençler. Yani logaritma a tabanında 4a var ya siz bunu logaritma a tabanında a artı logaritma a tabanında 4 biçiminde yazmanız gerekir. Bu şekilde yazarsanız eğer Şunların 1 olması gerektiğini görürsünüz. Demek ki 1 artı logaritma a tabanında 4'ün karesini almam gerekiyormuş benim. 1 artı logaritma a tabanında 4. Ki burada da a tabanında 4 olduğu için işime gelir bu aslına bakarsanız. Pekala alalım. Logaritma a tabanında 4'ün karesi. Şurayı yazdım artı. Şimdi şunun karesini alacağım. Logaritma a tabanında 4'ün karesi artı 2 çarpı logaritma a tabanında 4 artı 1 eşittir 41 oldu. Pekala. Burada şunla şundan iki tane var bakın. 2 çarpı logaritma a tabanında 4'ün karesi daha sonrasında artı iki tane logaritma a tabanında 4 eşittir 40. Biri karşıya attım 40 dedim. Her iki tarafı ikiye bölerseniz logaritma a tabanında 4 ile 4'ün karesi ile logaritma a tabanında 4'ün toplamının da 40 olması gerektiğini görürsünüz. Ve daha sonrasında da şu hareketi yapacağız. 2'ye böldüm. 20 oldu bu arada. Üzgünüm. Orayı hata yapmayalım. O kadar işlem boşa gider. Yoksa ben de soruya baştan başlarım. Logaritma A tabanında 4 e, bunun karesi artı. Logaritma A tabanında 4 eksi 20 eşittir 0 dersen bakın burası logaritma A tabanında 4 ve logaritma A tabanında 4 olarak açılır. Burayı da ben artı 5'e eksi 4 diye açarsam çarpımları eksi 20 toplamları da artı 1 yapacağı için sağlayacaktır. Demek ki logaritma a tabanında 4 eşittir ya eksi 5'miş ya da logaritma a tabanında 4 eşittir artı 4'müş. Şimdi sevgili gençler Bir düşünelim a kaçtır diye soruluyor. Bakınız a üzeri eksi 5 4 olabilir a üzeri eksi 5 ya 4'tür ya da a üzeri 4 4'tür. Tamam? Şimdi a üzeri eksi 5 4 ise sevgili gençler her iki tarafın 1 e, bölü 5. kuvvetini aldığınız takdirde ya da eksi 1 bölü 5. kuvvetini aldığınızda a eşittir. Burası 1 bölü 4 üzeri 5 gelecektir. Burası da a eşittir. Kök 2 gelecektir. Kök 2'nin 4. kuvveti 4 yapar. a kaçtır diye sorulmuş. Kök 2'dir diyeceğiz. Anlaştık. Şimdi Devam ediyoruz sevgili gençler 29. sorumuzla. 29. soruyu da şöyle biraz yaklaşırsak ve şu kısmı birazcık silersek görebiliriz, net görebiliriz. 29. sorumuzdayız artık. ABC bir reel sayı ve sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'nin a'nıncı kuvveti 3 üzeri b'ye bu da 5 üzeri c'ye eşitmiş sevgili gençler. A bölü b ile a bölü c'nin toplamı soruluyor bize. Ben en kısa yoldan nasıl bu a bölü b'yi ve a bölü c'yi elde edebilirim? Şu şekilde her iki tarafın sevgili gençler hatta üçünün de diyebiliriz ama sadece ilk ikisi için yapabiliriz bunu. Her iki tarafın 1 bölü b'ninci kuvvetini alırsam şu şekilde 1 bölü 2'nin a bölü b'ninci kuvveti 3'ün b bölü b'ninci kuvveti eşit olur. Yani 1 bölü 2'nin a bölü b'ninci kuvveti eşittir. Bakın şu b bölü b 1 yapacaktır ve burası 3'müş. Şimdi 1 bölü 2'nin a bölü b'nin kuvveti 3 ise sen bunu rahatlıkla logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 eşittir a bölü b diye yazabilirsin. Aha da a bölü b'yi elde ettik sorunun da yarısını böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi a bölü c'yi elde edeceğiz. Onda nasıl? Bu sefer birincisi ve üçüncüsü için her iki tarafın 1 bölü c'nin kuvvetini alarak. Yani 1 bölü 2'nin bu sefer a bölü c'nin kuvveti eşittir C bölü C 1 olduğundan 5'e eşit olacaktır deriz. Buradan da logaritma 1 bölü 2 tabanında 5 eşittir A bölü C olacaktır. Şimdi bunu da elde ettik. Şimdi sorunun %99'u bitti. Ne yapacaksın? %1'lik kısmını çözmek için bununla bunu toplayacaksın. Tabanlar aynı olduğu için burası logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 kere 5'ten 15 eşittir. E tabi bu da doğal olarak logaritma 2 üzeri eksi 1'in 15. kuvveti olduğundan eksi logaritma 2 tabanında 15'e eşit olur ve senin cevabında Ceyhan seçeneği olur diyebilirsin. Geçtim 30. soruma. E üzeri 2 çarpı ln kök 2 eksi 9 üzeri logaritma 3 tabanında kök x eşittir x kare olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım. Şu 2'yi şunun kafasına bir atalım. 2 buradan gitsin. Kök 2'nin karesi de ne yapar? 2 yapar. 2 ile de e'yi yer değiştirirsen 2 üzeri elen e gelir. Elen de zaten 1'dir. Yani şu kısım komple 2'ye eşitmiş. 2 eksi. Bakınız. Kök x ile 9'un yerini değiştirin. Ee, x üzeri kök x üzeri logaritma 3 tabanında 9 yapacaktır. 3 tabanında 9 2'dir. Kök x'in karesi de x'tir Bu da eşittir. Neymiş? x kare. O halde x kare hepsini sağ tarafa topluyorum. Artı x eksi 2 eşittir. Sıfırsa... Ben burayı x'e x burayı da artı 2 eksi 1 diye açarsam x ya eksi 2 gelir ya da 1 gelir. Ama ben diyorum ki x eksi 2 olamaz. Neden? Çünkü kare kökün içerisi eksi 2 olamaz. O halde x kaçmış? 1'miş. Yani cevabımız Ceyhan'mış. Bu arada Tonga'ya düşme. Eksi 2 cevabı da şıkların içerisinde mevcut. Ama eksi 2'yi burada kabul edemeyeceğiz. Sebebini de söyledik. Bu sayfamıza da şöyle uzaktan bakalım sevgili gençler. İnşallah senin sayfan da bu şekilde dop doludur. Doğru düzgün çözümlerin vardır. Her sorun doğrudur inşallah. Bu videoyu izlemeye de çözdükten sonra gelenler için söylüyorum. İnşallah bu videoyu izlemeye de gelmemişsindir. Yanlışın yoktur yani boşunda yoktur. 31. sorudayız. Şekildeki ABC üçgeninde AN yani şurası açıortay. AB logaritma 2 tabanında 3 ve burası da logaritma 5 tabanında 3 olarak bize verilmiş. NC'nin yani şu kısmın şuraya NB'ye oranı nedir diye soruluyor. Burada sevgili gençler açı ortaydan kaynaklı. Burası bununla burası da bununla orantılıdır. Yani aslında bakarsanız ben NC'yi NB'ye bölmek yerine bunu buna bölebilirim. Aynı cevabı verecektir. O halde yazalım bizden istenen şu. Şuraya yazalım biraz. Logaritma 5 tabanında 3'ün logaritma 2 tabanında 3'e oranı isteniyor. Şimdi ben bunu şu şekilde hepsini onluk tabanda yazabilirim. Yani logaritma 3 bölü logaritma 5 üst taraftır. Bölü logaritma 3 bölü logaritma 2 de alt taraftır. Ve sevgili gençler burada ikisi de pay kısmında olduğu için şunlar gider. Bunu da ters çevirip çarparsam logaritma 2 bölü logaritma 5'i elde ederiz. Ve bunu da tek logaritmayla logaritma 5 tabanında 2 biçiminde yazabiliriz. Cevabımız bu olacaktır diyebiliriz. Şık koymayı unutmuşuz sorumuza. 32. sorumuz pozitif reel sayılarda kare işlemi. x kare y e, logaritma 3 tabanında x artı logaritma 3 tabanında y olarak yani logaritma 3 tabanında aslına bakarsanız x kare y olarak tanımlanmış diyebiliriz. Çünkü tabanlar aynı toplanıyorsa işler çarpılır. X ile x kare var. Yani sevgili gençler siz bunun öncelikle logaritma 3 tabanında x çarpı x kareden x küp olduğunu biliyorsunuz. Kare demiş 3 vermiş bize. Bu arada bu sırada şurada y gördüğümüz yere x kare yazdık sadece. Buradan logaritma 3 tabanında x küpü bulduk ve daha sonra kare 3'ümüz var. Ve biz bunu artık nasıl yazabiliriz? Logaritma 3 tabanında logaritma 3 tabanında x küp çarpı 3 biçiminde yazabiliriz sevgili gençler. Bu da kaça eşitmiş? 2'ye. Şimdi 3 üzeri 2 9'dur. 9 da içeriye eşittir. Yani logaritma 3 tabanında x küp çarpı 3 eşittir 9 olacak. Her iki tarafı e, 3 ile sadeleştirirseniz logaritma 3 tabanında x küpünde aslına bakarsanız 3 olduğunu ve 3'ün küpünün de x küpe eşit olduğunu buradan da x'in 3'e eşit olması gerektiğini bulabilirsiniz. 33. sorumuz şekilde ABCD paralel kenardır. ad logaritma 2 tabanında 3, ab'de logaritma 3 tabanında 4. Alan abc'de de 1 bir birim kareymiş. Yani tamamının alanı 1 olduğuna göre DAB kaç derece olabilir? Öncelikle ben D ile B arasında bir bu kenar ortayın köşegenini çizsem şuraya da alfa açısı desem Tamamının alanı 1 ise burasının alanı 1 bölü 2'dir. Burasının alanı 1 bölü 2'dir diyebilirim. Ve şu kısımda bakın iki kenarı biliyorum. Açı hakkında bir bilgi istiyor. Alanı biliyorum. Sinüs alan teoremi uygulayabilirim. Nasıl sinüs alan teoremi? Alan eşittir. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı. Bakın şunu ben 2'nin karesi diye yazarsam bunu çarpacağım. 2'yi başa attım. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı sinüs alfa yazdım. Alanı bu şekilde hesaplayabiliyorum. Tabi bir deneyimiz var. Çarpı 1 bölü 2'miz. Kusura bakmayın onu unuttuk. Şimdi burada şu 2 ile şu 2, şu 3 ile şu 3 gitti. Bu 2 ile de bu 2 sadeleşti. Sinüs alfa 1 bölü 2 olabiliyormuş. Sinüs alfa 1 bölü 2 olabiliyorsa sinüsü 1 bölü 2 yapan açımız 30 derecedir. O halde alfa da 30 derece olabilir sevgili gençler. 33. sorumuzun cevabı Adana seçeneği olacaktı. Geçtim 34. soruma bir şeyi 40 defa söylersek olacaktı. Şu an 34. defa söylüyoruz. Umarım 7 tane soru kaldı. 7 defa daha söylediğimiz takdirde umarım bu sorular senin zihninde yer edecektir ve logaritmayı bitireceksindir. X pozitif bir reel sayı olmak üzere bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Şimdi ben burada x üzeri x'in x'inci kuvveti olduğunu görüyorum. Ben bunu üstleri çarparsam x üzeri x kare yapacaktır. Burası burası da x üzeri x üzeri x aslında x üzeri x üzeri x diyebiliriz. Şimdi şu x taban bu da x taban. O halde sevgili gençler şu üstte şu üst birbirine eşit olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani x kare eşittir x üzeri x'miş diyebiliriz. Böylelikle her iki tarafın elenini alırsam ln x kare eşittir ln x üzeri x olacaktır. 2'yi başa attım. 2 çarpı ln x eşittir. x'i başa attım. x çarpı ln x olacaktır sevgili gençler. Burası da. x'i de başa attım burada. E, x pozitifse ln x'ler birbirini götürür. x de kaç olur? 2 olur. Demek ki bunu sağlayan x değerimiz 2'ymiş. Tabii e, karşınıza bu şekilde soru falan çıkarsa Eğer bu çözüm aklınıza gelmediyse size tavsiye vereyim mi şıkları yerine yazın be. şıkları yerine yazarsanız bulabilirsiniz tabi e, Adana seçeneği de sağlayacaktır ama Adana seçeneği de sağlayacaktır ama e, Üstel fonksiyon gibi bir fonksiyon var elinizde logaritmik bir fonksiyon olduğunu görüyorsunuz bir olmadığında zaten e, aleni bir şekilde görmenizde fayda var. Ya da varsayalım ki bunu da göremediniz. Artık iki şık arasında kalacaksınızdır. İki şık arasında kaldığınız zaman da sevgili gençler %50 ihtimaliniz var yani benden söylemesi ama sallamamanızı da tavsiye ederim. Sonuçta çözmeye çalışsanız şu soru şöyle bir soru çıksa bence standart sapması yüksek olabilir. Yani herkes bu soruyu çözer diyemem. Standart sapması da yüksek olduğu için atmamanızda da fayda var haberiniz olsun. 35. sorumuz. B sayısı birden farklı pozitif bir reel sayı olmak üzere. Fx a çarpı logaritma b tabanında x olarak tanımlanmış bize. Ve f 16 bölü 81 de eksi 2 imiş. A da logaritma k tabanında b'ye eşitmiş. K kaçtır? Diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle fx'i biliyorsak f 16 bölü 81 için şurada bir yerine yazabiliriz biz bunu. A çarpı logaritma b tabanında 16 bölü 81 eşittir eksi 2'dir dedik. Pekala. Şimdi burada şu 16 bölü 81 e, onun da aslına bakarsanız 2 bölü 3'ün 4. kuvveti olduğunu da söyleyebiliriz. O da bir cepte dursun. Anında logaritma k çarpı b'ye eşit olduğunu biliyoruz bu arada. Bunu da unutmayalım. Şimdi o halde sevgili arkadaşlar biz burada şöyle bir hareket yapabilir miyiz? A'nın ben logaritma k tabanında b olduğunu söylüyorum ya. Yerine yazalım o zaman. Logaritma k tabanında b çarpı Logaritma B tabanında 16 bölü 81 eşittir eksi 2. Şimdi burada şu hareketi biliyorsunuz. Bunun içi ile bunun tabanı birbirinin aynısı. E götürelim o zaman. Geriye ne kalır? Logaritma K tabanında 16 bölü 81 ki fark ettiysen şu an A'dan B'den Zart'tan Zurt'tan her şeyden kurtulduk sadece elimizde K kaldı. Bu da eksi 2 2'ymiş. K'nın eksi 2. kuvveti 16 bölü 81 yani 2 bölü 3'ün sevgili gençler Dördüncü kuvveti. Ve bu da aslına bakarsanız 3 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti. Ve bu da aslına bakarsanız, burası 4 bu arada. Bu da aslına bakarsanız 9 bölü 4'ün eksi ikinci kuvveti. he tamam ya olay bitti. K'nın eksi ikinci kuvveti 9 bölü 4'ün eksi ikinci kuvvetine eşitse K 9 bölü 4'tür. O halde cevap C seçeneğinde verilmiştir deriz. Kaldı 5 sorumuz. Bu 5 soru da daha önce... Görmediğin tarzı sorular var sevgili gençler. Haberiniz olsun. Ee, o son 5 soruyu çözmeye başlamadan önce de çünkü biliyorsunuz artık 40'ta 35'in yani sorularımızın 8'de 7'sini çözdük. Geriye sadece 1 bölü 8'i kaldı. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bu beni mutlu eder sevgili gençler. X'ler 0 ile pi bölü 2 aralığında olmak üzere tabi pi bölü 4'ten de farklı olsun istiyor. Çünkü tanjant 45 1 yapar ya logaritmanın tabanı 1 olamaz ondan istiyor yüksek ihtimalle. Logaritma tanjant x tabanında kosinüs x küçüktür. Logaritma tanjant x tabanında sinüs x eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş. Bu tamamen ama tamamen mantık sorusu. Yani o mantığı nasıl kuracağız hocam? Şu şekilde bak. x'ler 0 ile pi bölü 2 arasında yani birinci bölgede. Birinci bölgede sevgili gençler şöyle yapalım. 45 haricinde bir açı demiş. 45 de şöyle çizelim. Tamam. Pi bölü 4 haricinde. Şimdi birinci bölgeyi de iki bölgeye ayıralım. Şurası A bölgesi olsun burası B bölgesi olsun. Şimdi A bölgesinde açılarımız 45'ten daha küçük. Ve sevgili gençler. Bu bölgede tanjant birden daha küçüktür. Tanjant x birden küçük. Burada da tanjant x birden büyüktür. Çünkü tan 45 tam olarak 1. tanjant fonksiyonu artan fonksiyon olduğundan bunları söyleyebiliriz. Peki şu bölge için konuşacak olursak tanjant x birden küçükse bu bölgede sevgili gençler şuralar birden küçük olduğunda şu eşitsizlik için kosinüs x büyüktür sinüs x dememiz lazım. Bunu diyebiliyor muyuz? Arkadaşlar bu bölgede zaten kosinüs sinüsten daha büyüktür. Çünkü kosinüs e, fonksiyonu azalan bir fonksiyon biliyorsunuz. Açı sıfıra yaklaştıkça kendisi daha da büyüyecektir. Bire yaklaşacaktır. Kosinüs sinüsten birinci bölgenin A bölgesinde yani 45 ile 0 ile 45 arasında kosinüsler sinüsten büyüktür. Diğer bölge sağlayacak mı bakalım. Birden büyükse kosinüsler sinüsten daha küçük olur mu? Evet hocam o da olur. Çünkü burada da kosinüsler sinüsten daha küçük. O halde sevgili gençler bizim şuradaki tanım kümemizde zaten bu direkt olarak sağlıyor. Yani ben 36. sorumun cevabına 0 ile pi bölü 2 aralığına yani birinci bölgede pi bölü 4 hariç her yerde şu eşitsizlik sağlanır diyebilirim. Şimdi son sayfama geçiyorum. Yine klasiğimizi de yapalım. Şöyle uzaktan bakalım bir sorularımıza. Ee, diğer sayfalar gibi burası da top dolu sevgili gençler. Son sayfamızı da geçeceğiz. Aynı burayı da bu şekilde dolduracağız. Ve videomuzu sonlandıracağız. Son sayfada da yine beğeneceğin sorular var. Haberin olsun algılarını aç. Dikkatini topla. iyi dinle. 2 üzeri x eksi 10 çarpı 3 üzeri x eksi 9 çarpı 7 üzeri x artı 49 küçüktür 7. Pardon 0 7 nereden geldi? Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şurasının kökü sevgili gençler şurayı 10 yapandır. 2 üzeri x'i 10'a eşitlersem x logaritma 2 tabanında 10 gelecektir. Yani buranın kökü logaritma 2 tabanında olmuş. Buranın kökünün sen zaten 2 olması gerektiğini biliyorsun çünkü 3'ün karesinden 9 çıkarsa 0 kalır. Buranın da 7 üzeri x'i biz eksi 49'a eşit dersek logaritma 7 tabanında eksi 49 eşittir 0 olur. Demek ki pardon x olur. Demek ki x kökümüz buymuş diyemezsin. Diyemezsin. Çünkü logaritmanın içi negatif olamaz. Ki sen zaten şu cümleyi kurman lazım. Hocam burası üstel fonksiyon. Üstel fonksiyon da bak burası 7 olduğu için burası sıfırdan büyük veya eşittir. Hatta eşit bile olamaz. Sıfırdan büyüktür. Sıfırdan büyük bir sayıya 49 eklersem zaten burası pozitiftir de diyebilirsin. Artık ben neyi istiyorum? Şu kısmın burası pozitif ya. neyle çarpılırsa negatif olur. Sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Negatifle çarpılırsa. O halde köklerimiz neymiş? Logaritma da 10 ve 2'ymiş. Şimdi kök tablosu oluşturacağız da. 2 mi büyük Logaritma 2 tabanında 10 mu? Tabii ki logaritma 2 tabanında 10. Çünkü logaritma 2 tabanında 8 bile 3 zaten. 2'yi öne, logaritma 2 tabanında onu da arkaya yazacağım. Ve bir kök tablosu oluşturacağım. Bu kök tablosunda sevgili gençler neyle başlamamız gerekiyor? Artıyla mı eksiyle mi? Artı, artı ve artı olduğu için artıyla başladım. Eksi ve artı dedim. Eşitlik olmadığı için içlerini boş bıraktım. Bizden sıfırdan küçük yerler istendiği için de ben sadece negatif olan bölgeyi taradım. Yani bizim x'lerimiz 2 ile logaritma 2 tabanında 10 arasında olmak zorunda diyeceğiz. Cevaben de adana'yı işaretleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Son 3 sorumuz. x'ye pozitif reel sayı olmak üzere. Bu 2 alttaki de 1 olduğuna göre x artı y hangisidir diye sormuş. Öncelikle sen şunun aslına bakarsan eksi logaritma x eksi logaritma y olması gerektiğinde gayet iyi biliyorsun. Niye? Çünkü şunlar x üzeri eksi 1 bu da y üzeri eksi 1. Eksi 1'leri başa atarsın. Eline bu gelir. Yukarıda da logaritma 2 çarpı logaritma x şu 2'yi başa attım. Artı logaritma y var. Bunun da 2 olması gerektiğini biliyorsun. Toplarsanız artı log y eksi log y gider. 2 log x ile eksi log x toplarsan logaritma x gelir. 2 bir daha kaç yapar 3. Sen buranın 10 olduğunu biliyorsun tabanın. O zaman x kaçtır? 10'un küpüdür. X'i bulduk sevgili gençler. Burası 10'un küpü olduğuna göre şu kısım 3'tür. 2 kere 3 6 yapar. 6'ya logaritma y eklediğin zaman 2 yapıyorsa demek ki burası eksi 4'müş diyeceksin. O halde logaritma 10 tabanında y eşittir eksi 4 ise y eşittir 10 üzeri eksi 4'tür. Onu da bulduk x ile y'yi topla demiş hadi bakalım. Onun küpüyle diyor adam bize 1 bölü 10 üzeri 4'ü topla diyor. Bunun sen 1 bölü 10 üzeri 4 olduğunu biliyorsun. Bu da 10 üzeri 7 artı 1 bölü 10 üzeri 4 yapacaktır. Cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. 39. sorumuz için artık son iki sorumuz. Geçtim sağ üst tarafa. X'ler 0 ile pi bölü 2 aralığında olmak üzere. Tanjant x üzeri logaritma kotanjant x tabanında sinüs x eşittir 2 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Hmm, peki. Şöyle diyelim arkadaşlarım. Burada tanjant x ile sinüs x'in yerlerini değiştireceğiz gibi duruyor. Bir değiştirelim bakalım. Sinüs x üzeri logaritma kotanjant x tabanında tanjant x eşittir 2 dedim. Sonra mı? Şunu yapacağım. Sen tanjant x'in 1 bölü kotanjant x olduğunu kotanjant x'in de doğal olarak 1 bölü tanjant x olması gerektiğini biliyorsun ki sen artık buraya tanjant x üzeri eksi 1 de yazabilirsin. O halde ben kotanjant x gördüğüm yere bunu yazarsam yani sinüs üzeri sinüs x üzeri logaritma e, tanjant x'in eksi birinci kuvveti tabanında tanjant x eşittir 2 dersen bak şuradaki eksi 1'i başa alırsın tan x tabanında tan x de 1'dir dersin sinüsün eksi 1. kuvveti yani 1 bölü sinüs x eşittir 2 dersin buradan da sinüs x'in 1 bölü 2 eşit olması gerektiğini sinüs 1. bölgede 1 bölü 2 eşitse x nedir? 30 derecedir. Yani pi bölü 6 radyandır diyebilirsiniz sevgili gençler. Cevabımız da bu şekilde Bursa seçeneği olacaktı. Geçiyorum son soruma. Son soruyu çözme önce yine yeniden hatırlatıyorum sevgili gençler. Kanala abone olmayan arkadaşlarım varsa, abone olurlarsa ve videoyu beğen, beğenirlerse beni çok 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 mutlu edeceklerdir. Ee, abone olmasanız veya bu videoyu beğenmeseniz dahi eğer yararlandıysanız da bir hocam senden de Allah razı olsun demeniz bana yedecektir. Kafidir arkadaşlar. 40. sorumuzu da çözelim. Sonra ben seni azat edeyim. Git yat biraz dinlen. Sonra tekrar zaten buluşuruz farklı videolarda. X üzeri ln x büyüktür e eşitsizliğini sağlayan çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş. Düşünelim. Tabi hemen x ile x'in yerini değiştireceksin ama bir fayda etmeyecek. O zaman her iki tarafın elenini alırız bizde. Yani elen x üzeri elen x eşittir elen e. Eşittir değil büyüktür artık değil mi? Şöyle. Peki burada şu elen x'i de başa atabilir miyim? Ben atarım. Elen x çarpı elen x büyüktür. Elen e neydi? 1'di. Hmm, pekala. Elen x ile elen x'in çarpımı birden büyükse. Ben şöyle diyebilir miyim? Elen x'in karesi eksi 1 büyüktür 0. Bunu da deriz. Hatta burada da 2 kare farkı vardır değil mi? ln x eksi 1 çarpı ln x artı 1 büyüktür 0. Bunların kökleri şuranın kökü sevgili gençler e'dir. Buranın kökü de ln x'i eksi 1 yapan değerdir. Yani e üzeri eksi 1 eşittir x'tir. Yani x eşittir 1 bölü e'dir buranın kökü de. Hangisi daha küçük? Tabii ki 1 bölü e. 1 bölü e ile e'yi yazdım. Bir kök tablosu oluşturacağım. Bu kök tablosunda eşitliğimiz yok sevgili gençler. Çünkü büyüktür demiş. Neyle başlayacağız? Artı ve artı olduğu için. Artıyla başlayacağım. Eksi ve artı diye devam edeceğim. Ve sonrasında sıfırdan büyük olan yerler istendiği için de ben çözüm kümesi olarak şurayı ve burayı kabul edeceğim. Çünkü artı olan yerleri işaretlememiz gerekiyor. O halde bizim çözüm kümem şurasıdır. Eksi sonsuzdan 1 bölü e açık aralığı birleşim E'den sonsuza kadar açık aralık diyebiliriz sevgili gençler. Bu da tabi ki Edirne seçeneği de verilmiştir deriz. Evet gençler bu videomuzun sonuna geldik. 40 soruda logaritma dedik. 40 tane soru çözdük sizler için. Sorular birbirinden güzeldi. ÖSYM tarzı mıydı? Evet çoğu. Ee, biliyorsunuz ki son 5-6 yıldır logaritma yani ÖSYM'nin sorduğu logaritma sorularına baktığınız takdirde çok da sizi zorlamayan sorular olduğunu göreceksiniz. Emin olabilirsiniz buna. Ufak tefek işlemlerle yani 3-4 tane işlemle çıkabilecek soruları olduğunu görüyorsunuz. Ki kaldı ki biz size şöyle çözümleri olan sorular da gösterdik. Dolayısıyla sevgili gençler artık senin işin kolay. Bu videoyu izlediysen üzerine de birkaç tane testten sonra artık denemelerde e, logaritmadan soru kaçırmayacağını Ben adım kadar eminim İnşallah sen de bana güvenirsin Ve sen de kendinden emin olursun Biliyorsunuz ki bir kampın içerisindeyiz e, Kamp bir hafta sonra yaklaşık bitecek İlk 12 soru kampı dedik Daha sonrasında limit türev integral kampı dedik e, 40 soruda bir konu muhabbetini zaten yapıyoruz Sizlerle beraber Hocam farklı projeleriniz var mı? Tabii ki var e, Öncelikle İlerleyen safhalarda canlı yayınlarımız olacak sevgili gençler. Bu canlı yayınlara katılmanı mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Ee, eğer yine ben sizin istediklerinizi yapıyorum. Yani kafama göre hadi arkadaşlar bugün de şunu yapalım. Hadi arkadaşlar bugün de bunu yapalım demiyorum. Siz bir seri istiyorsunuz ben onu yapıyorum. Yani ben size anket olarak da sunabilirim. Arkadaşlar şunu yapın mesela beraber arkadaşlar e, Pomodoro yapalım mı yaparız. Beraber arkadaşlar işte deneme çözelim mi çözeriz. Hani canlı yayında deneme çözelim mi çözeriz. Kafamda bir sürü plan var. Ben size bunları sunarım sevgili gençler. Siz de bu sunduğum planlar içerisindeki anketteki en çok rağbet gördüklerinizi işaretlersiniz. En çok istediklerinizi işaretlersiniz. En çok rağbet gören birini, ikisini, üçünü zaman kalırsa o ankete yazdığım şıklardakilerin hepsini yapmaya çalışırım. Ee, önümüzde yaklaşık olarak 5 aya yakın bir süre var. 5 aydan daha kısa kaldı sınava ama 5 aydan daha yakın bir süre var. Ama lütfen sevgili gençler çalışmayı bırakmayın. Azm, azmi bırakmayın sevgili gençler. Çünkü bu sınavı çalışanlar ve istikrarlı çalışanlar kazanacak sevgili gençler. Bunu da unutmayın. Evet sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.